Transfer dönemleri demek aynı zamanda transfer savaşları da demek. Yani 3 büyükler, 4 büyükler aynı oyuncuya talip olabiliyor. Bazen 4 büyükler aynı oyuncuya talip olabiliyor ama çoğunlukla 2 takımın aynı oyuncuyu istediğine şahitlik ediyoruz. Bu sezonki ilk isimlerden biri de Abdülkerim Bardakçı oldu. Beşiktaş da istiyor, Fenerbahçe de istiyor. Ama sanki Beşiktaş biraz daha ısrarcı gibi. Abdülkerim gerçekten geride kalan sezonda çok etkili bir performans gösterdi İlhan Palut'un Konyaspor'unda. İyi bir performans neticesinde de zaten geçen sezon milli takıma da çağrılmıştı. Bana göre Süper Lig'in Kim Min-jae'den sonra geride kalan sezondaki en iyi stoperiydi. Yani aslında en iyi yerli stoperdi. Ve en iyi yerli stoper Fenerbahçe'de mi daha başarılı olur yoksa Beşiktaş'ta mı daha başarılı olur? Bunu biraz anlatmaya çalışacağız. Önce oyuncunun biraz tevellütünü anlatmaya çalışalım. 7 Eylül 1994 tarihinde Meram'da dünyaya geldi, Konya'da. Futbola Zonguldak Spor'un altyapısında başlıyor. Daha sonradan Konya Spor'un altyapısına transfer oluyor. Konya Spor dışında Samsun Spor, Giresun Spor, Adana Demir Spor, Denizli Spor ve Altay gibi takımlarda forma giydi. Ama pik yaptığı dönem tabii ki Konya Spor dönemi. Özellikle bu sezon benim altın 11'imde olan oyunculardan biriydi. İlhan Palut da ona seviye atlattı. Şimdi 27 yaşındaki futbolcunun menajeri transferlerle yakından ilgileniyor. Herhangi bir yalanlama yapmadı. Hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu söylüyor açıkçası. Ve Konya Spor'da İlhan Palut da onu takımda tutmanın planlarını yapıyor. Sonuçta öğrencisi ve başarılı bir oyuncusu. Tabi Abdülkerim Bardakçı'nın ne istediğini tam olarak bilemiyoruz. O yüzden bu transfer nasıl şekillenecek, kalacak mı gidecek mi? Yurt dışından bazı tekliflerin de olduğu iddia ediliyor ki bu takımlardan birinin Udinese olduğu konuşuluyor İtalya'da. Ve gerçekten bu seviyeleri hak edecek bir performansla gösterdi Abdülkerim. Son ulaştığı form grafiği itibarıyla aslında onun için biçilen bonservis bedelini de çok fazla mübalağa olarak görmemeliyiz. Hak ediyor çünkü. Neden? Çünkü yerli stoper 27 yaşında yani 5-6 sene üst düzey futbol oynayabilecek bir durumu söz konusu. Şimdi biraz teknik detaylarını verelim. Nasıl bir stoper? Bir kere Süper Lig'in yerli stoperleri arasındaki en teknik stoperi Abdülkerim Bardakçı. Çok hızlı bir stoper olduğunu söyleyemeyiz ama müdahaleleri yerinde ve zamanlaması çok iyi, oyun görüşü de çok iyi. Nerede, ne zaman duracağını çok çok iyi bilebiliyor. Bazen agresif olabilir ama stoperin agresifi zaten makbuldür. Yani kart görecek, geri gelecek kırmızı kart da görecek eğer müdahalesi doğru yerde, doğru zamandaysa. O agresiflik var, bir stoper agresifliği var. Ama soğukkanlı da bir stoper. Ve sol ayaklı. Sol ayaklı olması hasebiyle de oyun kurabiliyor aslında. İleri çıkıyor, gol atıyor. Sol ayaklı ve yerli. Yani bu 4 parametrede gerçekten bir yerli stoperde olması çok çok önemli. Yani 3 büyükler için biçilmiş kaftan. Bir stopere göre ayak tekniği çok iyi. Bu da zaten günümüzdeki modern stoperlerde olması gereken en önemli özelliklerden biri. Şimdi Beşiktaş yeni sezonda üçlü savunma düzeninde oynayacak. Abdülkerim Konyaspor'da üçlüde oynamadı. Yani İlhan Palut'un böyle bir oyun tercihi yok. Bu yüzden belki Beşiktaş'ta sistem doğrultusunda üçlünün ortasında merkez stoper olarak da oynayabilir, sol stoper olarak da oynayabilir. Hiç sırıtmaz. Yani o ileri çıkmaları, oyun kurmaları zaten Valerian İsmail'in de isteyebileceği tarzda bir şey. Çünkü Valerian İsmail baskılı oyun, önde oyun oynamak istiyor. Ve topla ilişkisi iyi olan bir stopere de hayır demez elbette. Fenerbahçe'de Kim Min-jae giderse gerçekten onun yerini doldurmaz belki ama hiçbir şekilde sırıtmaz. Bunu rahatlıkla söylememiz lazım. Ama Kim Min-jae kalırsa Salah-i Kim Min-jae veya Serdar Aziz üçgeninde belki yedek kalabilir. Ama Kim Min-jae giderse Serdar Aziz, Abdülkerim Bardakçı ikilisi bile gayet iyi bir performans vermeyi hayal ettiriyor. Fenerbahçe üçlü oynayabilir. Yani oyun içerisinde de Jorge Jesus'un bu tarz formasyonları olabilir. Taktik disiplini de çok yüksek olduğu için Abdülkerim Bardakçı'nın her türlü formasyona uyum sağlayabilir. Sadece Beşiktaş'ta biraz daha Valerian İsmail'in o önde oynama pratiğine daha geç erişebilir. Yani onu biraz daha pratik etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de yedek kalma ihtimali fazla. Beşiktaş'a giderse direkt oynama ihtimali
daha fazla. Ama Kim Min-jae giderse Fenerbahçe açısından bambaşka bir senaryoda olabilir.